1921 Anayasası ve demokratik devlet anlayışına dair bir soru arkadaşlar. Ne diyor soruda? 21 Anayasası'nın hükümlerinden hangileri demokratik devlet anlayışıyla bağdaştığı savunulamaz? Seçimlerin belli aralıklarla tekrarlanması demokratiktir arkadaşlar. Tam aksine demokrasiyi pekiştiren bir şeydir. Neden? Çünkü belli dönemlerle seçim yapılması aralıklarla halk iradesinin yeniden onaylanması anlamına gelir. Ve bir kişiye verilen yetkinin saltanat gibi sonsuz devamını engeller. Tam aksine demokratiktir. Seçimlere sadece erkeklerin katılması. Baktığımız zaman evet hani bizim çok hoşumuza gidiyor olabilir ama bayanlar eminim ki şu anda tabii ki değil. Hemen Mehtap oradan müdahale etti duruma. Seçimlere sadece erkeklerin katılması kesinlikle demokratik değil. Çünkü toplumun sadece ve sadece belli bir kesiminin yönetimde söz sahibi olması anlamına geliyor. Arkadaşlar seçim sistemleri sık sık sorularda kullanılır. Çift dereceli seçim sistemi de demokratik değildir. Neden? Çünkü çift dereceli seçim sistemi siz seçecek kişiyi belirlersiniz. O sizin adınıza yönetimde söz sahibi olur. Yani nispi demokrasidir. Kısıtlı demokrasidir. Bu anlamda yine demokrasiye ve demokratik devlet anlayışına uymaz arkadaşlar. Doğrudan demokrasi değildir. Seçim yapılması demokratiktir ama seçimin yapılma şekli de önemlidir arkadaşlar. Baktığımızda Cumhuriyet'in ilk yıllarında da kullanılan bir sistem çift dereceli. Günümüzde kullanılan sistem ise ne? Kişinin doğrudan oy hakkını kullanabildiği tek dereceli tek dereceli seçim sistemi arkadaşlar. Günümüzde kullanılan tek dereceliye kaçta geçiyoruz? ...1946'da tek dereceli seçim sistemi uygulanmaya başlıyor arkadaşlar.